Yapacağım şey için beni bağışla Allah'ım. Bu utancı yaşayarak her gün öleceğime, sevdiklerime tek bir acıyı yaşatırım daha iyi. En azından ailemin alnı açık olur. Biz bunu mu hayal etmiştik Cemil? Hani çocuklarımızın yuvalarını kurup torunlarımızın yolunu gözleyecektik. Hani hiç ayrılmadan huzur içinde ihtiyarlayacaktık. Gel. Girebilir miyim abla? Gel. Ferda ablam annemle tartıştığınızı söyledi. Her şeyi söyledin mi ona? Evet. Bazen kendimden öyle nefret ediyorum ki. Kendimi bu hale düşürdüğüm için, onu hala bu kadar çok sevebildiğim için, bu kadar zayıf olduğum için. Üzülme abla. Elinde olsaydı yapmazdım biliyorum. Ben de aileme yaşattığım acılar yüzünden kendimden nefret ettim. Ama ne kadar istersek isteyelim kalbimize hakim olamıyoruz. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. İlk başlarda hep o kadını suçladım. Hatta içimden keşke ölse diye geçirdiğim bile oldu. Ama artık onu suçlamaktan vazgeçtim. Yoruldum Eda. Harun'dan bile vazgeçmiştim. Her şeyi kabullenince kadar yorulmuştum anlıyor musun? Ama birden her şey değişti. Tam vazgeçtim dediğim anda olaylar bizi yine bir araya getirdi. Niye mutlu değilsin abla? Bak istediğin oldu işte, barıştınız. Bilmiyorum. İstesem her şeye son verebilirim. Annem, ben, hepimiz bu kabustan uyanabiliriz. Ama yapamıyorum işte. Avucumu şöyle açsam kaybolup gidecek. Ama yapamıyorum. O kadar güçlü değilim. Harun'u kendi ellerimle gönderemem. Yapamam. Yapmak zorunda değilsin abla. Artık düşünme bunları. İkiniz de sadece bebeğinizi düşünmelisiniz. Çünkü onun hiçbir suçu yok. Öyle masum ki. Artık sadece onun önemi var. Benim için kendi bebeğinin babasından vazgeçtim. Sana ne kadar haksızlık etmişim. Affet beni kardeşim. Kalbime sözüm geçmiyor. Harun'u bırakamam. Ne olur affet.